Arkadaşlar şimdi gelelim biraz daha profesyonel bir yöntem olan özellikle yakın plan portre fotoğraflarında kullanabileceğiniz ya da moda fotoğraflarında kullanabileceğiniz ya da yakın plan düğün fotoğraflarında kullanabileceğiniz göz pro'ya. Bu gerçekten etkili çalışıyor. Doğru kullanımda harika sonuçlar verecektir. Göz pro butonuna bir kez tıkladım. İlgili layer'ları açtı. İşlem yapmak için klasörün içerisine giriyorum. Burada beyaz kısımları maskeyle boya diyor. Yine fırçamı aldım fırçamla boyamadan önce flow değerimi biraz daha yumuşak olması için %8 gibi daha düşük bir şiddete getiriyorum. Beyaz kısımları az öncekinde olduğu gibi boyuyorum. Arkadaşlar bunun diğerinden farkı bu beyaz kısımlardaki kanları, damarları görünür olmaktan çıkartıyor. Yani oraya blur da atıyor. Bakın boyadığımda o kısımlardaki kanlı olan şuraya dikkat edin. Kısımların yok olduğunu göreceksiniz. Böylece siz orayı healing brush vesaire yapmadan tek tuşla sadece o alanı boyayarak yok edebiliyorsunuz. Bu hem hız katıyor hem de gözün çok daha doğal gözükmesini sağlıyor. Yakın plan portre fotoğraflarında en sık kullanılan ve en cool gözüken tekniklerden biri. Parlatma yine olduğu gibi ilgili yeri boyamanız gerekiyor. Böylece o alanı parlatacak. Parlatacağımız alanlar her zaman ışığın düştüğü alanlar. Bakın ışık sağ üstte, şurada. O zaman benim boyayarak parlatacağım alanlar şurası. Ve buraları maskeyi boyayarak parlatıyorum. Bakın açıp kapattığımda nereyi parlattığımı görebiliyorsunuz. Diğer göze geçeyim hemen. Burayı boyadım ve ışığın düştüğü alanın çaprazını parlatıyorum. Karartmam gereken alanlar yine şu gölgeli alanlar. Bakın kirpiğin altını kararttım. Gözün şu dış çeperini karartıyorum. Fırçamın şiddetini biraz daha artırmak istiyorum. Artırdım. Ve gözün şu bölgelerini kararttım. Hatta şuraları da karartıyorum. Biraz daha vurguyu artırmak istiyorum. Makyaj kısımlarını. Burada çok tatlı bir blendif var. Bu doğru alana etki etmenizi sağlıyor. Yani sadece basit bir karartma işlemi değil. Açıp kapatıyorum. Etki gayet gayet güzel tekrar ekstra parlatma karartma layer'ı var. Bunda da dediğim gibi parıltı eklemek için kullanacağım. Şuraya geliyorum. Mesela bunda da flow of şiddetimi artırayım ama fırçamı küçülteyim. Buralara çok ince çizgilerle arkadaşlar parıltı ekleyebilirim. Flow of şiddetimi biraz daha düşürüyorum. Şöyle çok küçük parıltılar ekledim. Ve bunun da opasitesini istersem düşürebilirim. Şöyle 20 gibi bir şey yapayım. Klasörü kapattım before after yapıyorum bakın o moda fotoğraflarında Ünlü retouchlarda kullanılan teknik bu Gözlerdeki alanları blur yapmak beyaz kısımları Ve ilgili yerleri parlatarak Karartmak Klasörü açıp kapatıyorum sonuç gayet profesyonel duruyor opacity yine klasörün opacity yüzde 70 gibi 80 gibi bir değere Burada çekebilirim Gözdeki kırmızılıkları almadan sadece şuradaki layer'ı boyayarak onlardan kurtulabilir. Gözün çok daha cool ve havalı gözükmesini, ön planda gözükmesini sağlayabilir. Işığın düştüğü çapraz yerleri parlatabilir ve ilgili alanları karartarak Blendif sayesinde simsiyah yapmadan bunu yapıyoruz. Blendif sayesinde akıllı bir karartma yaparak yakın plan portre fotoğraflarınızda, moda fotoğraflarınızda gerçekten çok profesyonel etkiyi saniyeler içerisinde bu buton yardımıyla alabilirsiniz arkadaşlar.